Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yine zor gibi görünen ama aslında basit bir çözümü olan üstel ve trigonometrik denklemlerin karışımı olan bir soru. Hemen sorumuza bakalım ve çözüme zaman kaybetmeden geçelim. 81 üzeri sinüs kare x artı 81 üzeri kosinüs kare x eşittir 18 buradaki x değerlerini bulun diyor. Burada bize bir şart vermiş. x 0 ile 2 pi arasında olacakmış. Genel denklem değil. Aslında hususi bir çözüm istiyor bizden. Hemen çözümümüze, çözümümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bu tip soruları bazen tahmini olarak çözebiliriz yani sonuca tahmini olarak ulaşabiliriz ee, Yani çözüm değil de sonucu e, tahmin olarak elde edebiliriz hemen nasıl elde edebildiğimizi görelim. Ee, birincisi arkadaşlar 81'in özel bir sayı olduğunu tahmin edebiliyorsunuz 9'un karesi veya aslında 3 üzeri 4'ün karesi yani 3 üzeri 4 özür dilerim 3 üzeri 4 şeklinde yazılabiliyor 81. Gördüğünüz gibi buradaki ifade de aynı zaten aynı aynı sayı var 81 81 yani bu ifadede 3 üzeri e, bir şeyler şeklinde yazılabiliyor. Ve sonuç 18. Burada ben aslında üstleri tahmin edebilirim. Neden? Şöyle arkadaşlar bunu ben birincisini 3 üzeri x artı üç, e, ikincisini de 3 üzeri y yazarsam eşittir 18 farklı bir değer olduğu için y alıyorum. Şimdi arkadaşlar aradaki işaret artı olduğu için ve sonuçta çok büyük bir rakam olmadığı için Demek gibi üstlerimiz de çok büyük sayılar değil. Bu sayıları göz kararı tahmin edebiliriz. Yani 4, 5, 10, 12 gibi sayılar olmayacaktır. Belki aradaki işaret eksi olsaydı belki tahmin etmesi biraz daha zor olabilirdi ama aradaki işaret artı olduğu için bunları tahmin olarak bulabiliriz. E şimdi mesela x'i 0 alsak, x'i 0 alsak y değerine tam olarak ulaşamayacağız. Bu arada sonuç tam sayı olduğu için Buradaki üstlerin de rasyonel ve irrasyonel olmayacağını tahmin edebiliyoruz. Onun için sıfırı veya işte küçük sayıları rahatlıkla alabilirim. E tamam sıfır olmadığını görürüz. Mesela 1 alsak diyelim ki e, bu durumda burası 3 üç olacaktır. 3'ü karşı tarafa atarsam 15. 3 üzeri bir şeyler 15 verecek. Yine tam bir sayı elde edemeyeceğiz göreceğiniz gibi. O zaman demek ki arkadaşlar şöyle bunun değerinin bakın yaklaşık olarak yaklaşık olarak değil tam olarak 3 üzeri 2 artı 3 üzeri 2 eşittir 18 olduğunu görebiliriz. Yani burada x değerimiz 2 y değerimiz 2. Ama biz tabi bunu istemiyoruz. Biz bunu çözmek istiyoruz. Hemen çözümümüze geçelim o zaman. Nasıl çözeceğiz bakalım. Burada trigonometrik özdeşlik kullanacağız arkadaşlar. Yani sinüs kare yerine bir eksi kosinüs kare veya kosinüs kare yerine bir eksi sinüs kare yazabiliriz. Ben birincisini tercih edeceğim. Yani kosinüs kare x yerine 1 eksi sinüs kare x yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yazarsak bakın denklemimiz şuna dönüşecek. 81 üzeri sinüs kare x artı 81 üzeri 1 eksi sinüs kare x eşittir 18 bu 81 e değil mi 8 değil Tamam şimdi burada şu ikinci ifadeyi değiştirelim bakalım nasıl yazabilir 81 üzeri sinüs kare x birinci ifadeyi değiştirmiyorum artı 3 üzeri 4 şeklinde de yazabiliriz ama şu anda bu şekilde devam etmek istiyorum ben birinci ifa şu ifadeydi ikinci ifadeydi 81 üzeri 1 bölü 1 yazmıyorum 81 üzeri sinüs kare x yazabiliriz arkadaşlar ...eşittir. 18 olduğunu biliyoruz. Şimdi burada değişken değiştirelim yine. Basit bir hal alsın. Yani bir, Şuna ben 81 üzeri sinüs... ...x'e, e, sinüs kare x'e a diyeyim. Bu ifade ne olacaktır? 81 bölü a olacaktır. Yani denklemimiz... ...bakın şuna dönüşür. a artı 81 bölü a... ...eşittir. 18. Eğer e, a'nın burada... ...sıfır olamayacağını biliyorum ben. Çünkü 81 üzeri sinüs kare x sıfır olmaz. Bu üstel bir ifade. O zaman e, yani ben a ile her iki tarafı çarpabilirim. Ben a ile çarpıyorum. Bu durumda a çarpı a, a kare artı e, a ile a sadeleşeceği için 81 olur. Eşittir 18 a. Bakın burada ikinci dereceden bir denklem elde ettim. A kare. E, evet ne yazacağız? Eksi 18 a -18A, artı 81 eşittir 0. Bunun tam kare bir ifade olduğunu görebiliriz. O zaman a eksi 9'un karesi bu gördüğünüz gibi eşittir 0'dan a'nın 9 olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Tamam. a 9 ise yani a diye niye demiştik biz? 81 üzeri sinüs kare x eşittir 9. Şimdi de sorumuzun çözümüne devam etmek için diğer sayfaya geçiyorum. Ne elde etmiştik en sonu yazalım. 81 üzeri sinüs kare x eşittir 9. Evet, e, şimdi burada 9 da alabiliriz direkt. İsterseniz 9 diye alabilirim veya 3 üzeri bir şeyler diye alabiliriz. E, direkt 9 diye alıyorum ben. Şu 9'un karesi biliyoruz ben. 9'un karesi yani 9 çarpı 2 sinüs kare x eşittir. 9 üzeri 1. Tamam, bu durumda e, e, paylar diyecektim. E, tabanlar eşit olduğu için üstlerinde eşit olması gerekiyor. 2 çarpı sinüs kare x eşittir. Birden arkadaşlar sinüs kare x'in ben 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Burada kare var arkadaşlar. Dikkat edelim. Hemen 30 diye atlamayalım. O zaman demek ki sinüs kare x sadece sinüs x diyelim eşittir. E, 1 bölü kök 2 olduğunu görebiliriz. Tabii ki artı ve eksi olmak üzere. Demek ki e, sinüs x'imiz ya 1 bir, e, bir bölü kök 2 olacak yani kök 2 bölü 2 olacak veya sinüs x'imiz sinüs x'imiz arkadaşlar eksi kök 2 bölü 2 olacak. Bu aslında basit. Şöyle birim çemberimizi çizersek bakın birim çemberimizi çizersek hızlı bir şekilde şöyle bu hangi değerler? Birinci değeri rahatlıkla görebiliriz zaten. Bunun 45 derece olduğunu biliyorum ben. Pi cinsinde olduğu için yine değerlerimi ben pi cinsinden alacağım. Şöyle rengimi de değiştireyim. isterseniz. Tamam. Şurası. Tam 45 derece olacak şekilde. Yani buradaki değer aslında Pi bölü 4 diyelim biz buraya. Pi bölü 4. Yine burada olacak diğer bir sayımız. Burada da Yine e, pozitif oluyor sinüs değeri. Yani kök 2 bölü 2 oluyor. Bu da arkadaşlar pi e, bölü 2. Şurası pi bölü 2. Pi bölü 2 artı pi bölü 4. Yani arkadaşlar 3 pi bölü 4. Burası bakın artık bunların simetrikleri. Bakın buradaki değerler arkadaşlar. E, pi artı pi bölü 4. Yani 5 pi bölü 4 buradaki de. Buradaki değerler artık negatif oluyor. x, e, x eksenin aşağı, aşağıki tarafı. Burası da arkadaşlar 7 pi bölü 4 olarak buluyoruz. O zaman çözüm kümemizi yazalım buraya. Çözüm kümesi. Bakın. E, genel ifadeleri yazmıyorum. E, K çarpı 2 pi vesaire yazmıyorum sonuçlara, Çünkü e, özel sonuçlar istiyor. Şu aralıktaki sor e, çözümlerimizi istiyor. O zaman yazıyoruz. Çözüm kümemiz en küçük değerimiz pi bölü 4. Evet, Daha sonraki değerimiz 3 pi bölü 4. 5 pi bölü 4 ve son olarak da 7 pi bölü 4 olarak arkadaşlar buluyoruz çözüm kümemizi. Evet gördüğünüz gibi denklemimizin 4 tane çözümü var. Ee, zor bir soru olmadığını gördünüz bu şekilde. Ee, videomuzu kapatmadan önce yine düşündürücü bir soruyla veda edelim. Ee, benzer bir soru. Ee, bu sefer sayıları yani tabanları değiştirdik sadece üstler aynı gördüğünüz gibi ama aradaki işaret de eksi biraz daha zor gibi görünüyor. Ee, kök sayısını biraz daha fazla bulacaksınız eğer üzerinde uğraşırsanız. Çözümleri e, yorum kısmına yazabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese bay bay.